Türkiye'nin önde gelen milli ve ileri teknoloji odaklı bir savunma sanayi şirketi yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Uğur Coşkun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta savunma ve havacılık sanayisindeki deneyim ve tecrübelerini paylaştı. Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa 3. Ordu Komutanı Kor General Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ercan Ekinci, Profesör Doktor Adem Başıbüyük, Profesör Doktor Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doçent Doktor Cihat Özgenel, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Gerçekleşen söyleşide Uğur Coşkun savunma ve havacılık sanayisindeki deneyim ve tecrübelerini ve şirketin kuruluş öyküsünü anlatarak yapay zeka, sürü zekası, robotik sistemler, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, görüntü ve sinyal işleme gibi teknolojide gerçekleştirdikleri yenilikçi projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Programın sonunda Rektör Levent, Uğur Coşkun'un savunma sanayisinde gerçekleşen ilerlemelerde önemli katkıları olduğunu belirterek bu alanda gerçekleşen çalışmaları dinlerken gurur duyduğunu ifade etti. Gerçekleşen konferansta aktarılan bilgilerin öğrenciler açısından da ufuk açıcı olduğunu ifade eden Rektör Levent, katkılarından dolayı Uğur Coşkun'a teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. Uğur Coşkun da öğrencilerin göstermiş olduğu büyük ilgiden dolayı teşekkür ederek Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde bulunmaktan ve gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük keyif aldığını söyledi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak, ilçelerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapmak üzere Kemalye ve İliç ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün ziyaretleri kapsamında ilk durağı hayırsever iş adamı Haşim Gürdamar tarafından yapılarak eğitim öğretime kazandırılan İbrahim Gürdamar İlkokulu oldu. Kemalye'nin tarihi dokusuna uygun, aynı zamanda modern mimarisiyle geleneği ve geleceği harmanlayan eğitim binasını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali yardımcısı Ömer Özbay ile birlikte Hacı Ali Akın Çok programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda incelemelerde bulunan Gün, daha sonra Kemalye Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü Hizmet Binası ile ilgili son gelişmeleri yerinde gözlemlemek adına incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kemalye programının ardından İliç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 3 Ocak 2023 Salı günü saat 16'da okul ve kurum müdürleriyle yapılan toplantıya başkanlık yaptı. Gün, gerçekleşen toplantıda YKS-LGS'ye hazırlık durumu, öğrenci öğretmen destek sisteminin kullanımının önemi, Erzincan ev sahipliğinde gerçekleşecek TÜPİDAK 2204A ve 2204B proje yarışmalarına nitelikli başvurular yapılmasının önemi, kitap okuma modülüne verilen zamanında girilmesi ve kitap okumanın önemine değinerek okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi vazifelerin çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantının sonunda Gün, eğitim yöneticilerinin talep ve görüşlerini dinleyerek iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı sonlandırdı. Aldığımız tanım CCC belli. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 2019 yılından beri ozon terapi, hacamat tedavisi, hirudoterapi olmak üzere 3 branşta hizmet veriyor. Uygulama merkezi hafta içi randevu sistemiyle çalışıyor. Başhekim yardımcısı Doktor Necati Bulut ozon tedavisi hakkında şu ifadeleri kullandı. Majör ozon uygulaması, ozonun medikal özelliğinden faydalanıyoruz, tedavi edici özelliğinden. Normalde ozon renksiz bir gaz, atmosferin stratosfer tabakasında olan bir gaz. Biz burada bu gördüğünüz ozon regülatörü, bu regülatörde arkada gördüğünüz gibi bir oksijen tüpü var. Bu O2 regülatörle O3'ü oluşturuyor ve biz bunu tıbbi destek tedavisinde uyguluyoruz. Ozon terapi normalde bir integratif tedavi, yani destek tedavisi. Tamamen curable bir tedavi değil. İnsanlar rahatsızlıkları, şikayetleri bir ölçüye kadar azaltan bir tedavi modeli. Tabii ozonun şöyle, bölgesel ozon, majör ozon, efendime söyleyeyim, topikal ozon gibi birçok yapılan çeşitleri var. Şu anda teyzemize yapacağımız uygulama majör ozon uygulaması.
Ne yapıyoruz bu majör ozon uygulamasında? Yaklaşık 100 cc kanını alıyoruz. Bu gördüğünüz negatif basınçlı, içi sitratlı şişeye. Orada ozonu, gazımızı alıyoruz ve şişedeki venöz kanla ozonu karşılaştırıyoruz. Birleşiyor orada. Tabii ki ne oluyor? Kanın içerisindeki eritrositler, trombositler, lökositler, yani kan hücreleri yoğun bir oksijenizasyonla karşılaşıyor. Karşılaştıktan sonra da kabaca bu oksijenlenmiş, yoğun oksijenlenmiş gazı ve kanı vücuda veriyoruz. Uzman doktor Ersan Gürsoy, Sülüklerin Sağlık Bakanlığı onaylı özen tesislerde üretimini gerçekleştirdiğini belirterek tedavi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Tedavisi uyguluyoruz. Sülük tedavisi aslında tam milattan öncesi çağlara kadar dayanan eski bir tedavi. Burada tabii bunu daha steril şartlarda, hastane ortamında özel seçilmiş sülüklerle, yani bu işine uygun sülüklerle yapıyoruz. Yine bakanlık onaylı şeylerde üretilmiş, çiftliklerde üretilmiş sülükler kullanıyoruz burada. Burada yaptığımız, özellikle hastanın diz ağrısı vardır. Genelde ağrı olan bölgeye sülüklerimizi uyguluyoruz. Kendisinin tutmasını bekliyoruz ama kendisi olur da tutmazsa ufak bir uyarı veriyoruz. O zaman bizim yardımımızla o bölgeyi tutuyor. İlk 15 dakika buraya yaklaşık 108 tane enzim veriyor. Verdiği enzimler daha çok işte kan sulandırıcı, ağrı kesici, o bölgedeki inflamasyonu azaltıcı şeyler, enzimler. Emdiği kandan ziyade oraya verdiği enzimlerle şifa sağlıyor. Yani çok kan hem de çok başarılı geçmeyi tedavi aslında. Bu ortalama 40-45 dakika sürüyor işlem. 45 dakika sonunda yine uygun şartlarda burayı dezenfekte edip kapatıyoruz. Hastayı da ortalama işte ayda bir veya iki kez bu şekilde hastanın şiddetine göre biraz daha düzene girince 6 ayda bir çağırıyoruz. Ona göre düzgün bir tedavi yapmaya. Hacamat tedavisi hakkında da bilgi veren Gürsoy şu ifadelere yer verdi. Uyguluyoruz. Genellikle 10 kiloyu bir tane olacak şekilde kupa uyguluyoruz hastamıza. Bu yaş kupa dediğimiz kupa, yani kan alarak yapılan işlem. Bir de daha yaşlı hastalarda veya işte kan sulandırıcı kullanan hastalarda tercih ettiğimiz kuru kupa işlemi var. Oralarda kan almıyoruz. Aslında kupa tedavisi şeye bakıldığında yine milattan önceki çağlara kadar ulaşan işte eski Mısır'da, Çin'de uygulanan bir tedavi. Bizim halkımız bunu hem bir tedavi olarak biraz da sünnet olarak da yaptırıyorlar. Biz de hastanemizde sünnet günlerine dikkat ediyoruz. O şekilde yapıyoruz. Özellikle çarşamba, cuma günleri yapmamayı tercih ediyoruz. Pazartesi günleri de keza zorda kalmakça yapmıyoruz. Özellikle ayın ikinci yarısında, salı ve perşembe günleri yapıyoruz. Buradaki tabii şifası çok kan gelmesinde değil. Bazen böyle görüntü olarak çok kan gelsin diye işte burayı fazla çekiyorlar. Veyahut da çok daha derin çizikler atıyorlar. Bu ileri dönemde burada bir enfeksiyon oluşmasına veya işte doku nekrozuna gitmesine neden olabiliyor. Deride iz kalmasına neden olabiliyor. Burada hani standart bir işlem yapıp ne kadar işte kan geldiğine bakıyoruz. Hastaya belli başlı önerilerimiz oluyor. Özellikle 2-3 gün öncesinden işte hayvansal gıdaları kesmesini öneriyoruz. İşte cinsel perhiz öneriyoruz. Buraya geldiğinde ortam hafif bir açlık istiyoruz. Ne çok aç ne çok tok. 2-3 saatlik bir açlık. Bu şey etkisini arttırıyor. İşlemin etkisini arttırıyor. Yine hastanın şikayetine göre işte ortalama biz bu şeyi önce haftada bir başlayıp 6-7 seanstan sonra 6 ayda bir veya yılda bir döndürüyoruz. Sünnet olarak yaptıran hastalarımız da genelde 6 ayda bir veya yılda bir olarak bir şikayet olmasa bile yaptırıyor. Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile hacamat tedavisinden sonra genel böyle bir rahatlama hali, bu ağrılarda azalma, bir dinçlik hali oluşuyor. Hastalarımızdan sadece bunun için yaptıranlar da var. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi hakkında açıklama yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Başhekimi Doçent Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız şu ifadeleri kullandı. Bu merkez daha önceki yıllarda açılan bir merkez. Covid pandemi dönemi öncesinde açılmış. Fakat pandemi döneminde hasta yoğunluğundan ötürü hizmete ara vermiş. Yine son 4-5 aydır da biraz daha aktif olarak hizmet vermeye başlamış. Bu merkezde neler yapılıyor? Bildiğiniz üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezimiz de farklı inanış ve kültürden, farklı teorilerden oluşan bir
tıp, tedavi ve tanı uygulama merkezi burası. Burada şu an iki ekibimiz görev alıyor. Bu iki ekibimizle birlikte ozon tedavisi, hacamat ve sülük tedavileri uyguluyoruz. Erzincan şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesinde bulunan Kemah Kalesi, Erzincan gezilecek yerler arasında mutlaka görülmesi gereken tarihsel mekanlar arasında yer alıyor. Kemah ilçesinin her yerinden görülebilen Kemah Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aktif olarak sürdürülen kazı çalışmaları bölge tarihinin aydınlatılmasına büyük oranda katkı sağladı. 80 metre yüksekliğindeki bir tepeye yapılan ve yaklaşık 8000 metrekarelik bir alanın yayılan kale, ilçenin tarihi gibi köklü bir geçmişe sahiptir. Asur ve Hitit kaynaklarından edilen bilgilere göre Kemah'taki yerleşim yerlerinin tarihi M.Ö. 2000'li yıllara kadar gitmektedir. Tarihi kaynaklarında ilk olarak Kumaha adıyla geçen ilçedeki en önemli tarihi eser ise Kemah Kalesi'dir. Kalenin çeşitli yerlerinde yapılan kazı çalışmalarıyla bölge hakkında birçok bilgi elde edilmiştir. Bu bilgiler içerisinde kalenin kuzeybatı kısmında yer alan hamam kalıntılarında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan el yazması, taş baskı ve matbu eserlerdir. İlçeye hakim bir tepe üzerinde bulunan Kemah Kalesi, inşa edildiği dönemde savunma ve sığınma olarak oldukça stratejik bir konumda yer almaktaydı. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde kale ile ilgili olarak kalenin Erzurum civarında benzeri olmadığı ve 3 sağlam kapısı ile üzerinde ağır topların bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca kale üzerinde 600 kadar toprak damlı ev, 3 cami, 8 mescit ile 5 buğday ambarının bulunduğunu işaret edilmektedir. Evliya Çelebi, kale ile ilgili ayrıca 1520 ve 1530 tarihli tahrir defterlerinde kalenin dışında 4 mahallenin bulunduğu ve bu mahallelerin 239 haneden meydana geldiğini kaydedilmiştir. Bu mahalleler Cami Mahallesi, Ahi Ferec Mahallesi, Rumacı Mahallesi ve Orta Mahalle olup konumları ile ilgili bir kayda rastlanmamıştır. Çok elverişli olduğundan eski insanlar tarafından ünlü Kemah Kalesi buraya yapılmıştır. Kimler tarafından ve hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber, M.Ö. 205 yıllarında Arzak kralları tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. 1515 yılındaki Kemah kuşatmasıyla Safavilerin kontrolündeki kale Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. 8000 metrekare alana sahip ve 80 metre yüksekliğinde olan yapıda kazı çalışmaları devam etmektedir. İlçeye ayrı bir güzellik katan bu tarihi kalıntı, özellikle kara savaşlarında önemli bir savunma alanı olmuştur. Kıymetli izleyiciler, 2023 yılı hac kayıtları ile ilgili bazı önemli hususları siz değerli hacı adaylarımızla paylaşmak istiyoruz. Uzun aradan sonra hasret sona eriyor. Kutsal topraklara gitmek için 2023 yılında ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 5 ila 26 Ocak 2023 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Geçmiş yıllarda kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca otomatik olarak güncellenecektir. Kaydı Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini E-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız E-Devlet üzerinden oda tercihli veya otel konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir. Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura kesin kayıtları aynı olan kişilerin E-Devlet üzerinden, hac kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il ilçe müftülüklerinde 5 ila 26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğinden, müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları
önem arz etmektedir. Erzincan 9-21, Erzurum 4-19, Sivas 7-20, Gümüşhane 7-21, Bayburt 5-19, Giresun 15-19, Elazığ 10-26, Tunceli 9-26, Bingöl 10-26, Malatya 9-24, Yozgat 5-17, Amasya 9-20, Kars 2-18, Van 6-21, Ağrı 8-21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.